Merhaba sevgili 55. dakika izleyenler. Evet, bir 55. dakika daha klasiğiyle sizlerle beraberiz. Bu akşam tabii ki bir saatlik bir program gerçekleştireceğiz sizinle. Yorum ve mesajlarınızı bekliyoruz. Yayınımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu arada Sebebi TV kanalına abone olmayı da unutmayalım diyelim. Evet, yorumcu arkadaşım Can Stüdyomuza hoş geldin Can. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Evet, geçen haftayı bir dinlenme süreci olarak Dinlenme, geçirdik. Biraz ara evet. verdik, O bir arada nefes bir aldık. Türkiye Kupası maçı oynadık Evet. Göztepe ile. Nasıl geçti senin için geçtiğimiz hafta ve bu hafta nasıl geçiyor Can? Evet, güzel geçiyor. Transfer haberleri, transfer dedikoduları, transfer söylentileriyle geçen bir haftayı geride bıraktık. Türkiye Kupası maçları oynandı. Onları biraz izledik. Hem bir üst ligde hem bizim ligimizde oynamayan oyuncuları gözlemleme fırsatı bulduk. Gerçekten dolu dolu haftalar bizi bekliyor diyebilirim. Evet, sevgili izleyenler, yorum ve mesajlarınıza bizlere destek olabilirsiniz. Tabii ki sizlerin sesi olmak için bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Sizler de görüşlerinizi bizlere belirtebilirsiniz. Samsun'un transfer politikası, ilerleyen süreç ile alakalı. Malum takımımızda şu anda Antalya'da kampa bugün itibariyle başladılar. Bugün toplanma süreci, yarına takımımız idmanlara başlayacak. Tabii ki öte yandan transferde de hepimizin merak ettiği süreç şu anda işliyor. Acaba kimler gelecek, kimler gidecek, kimler bizlerden ayrılacak? Bunu da hepimiz merak ediyoruz. Tabii ki bununla alakalı da sizleri dilimiz döndüğünce edindiğimiz bilgilerle aydınlatmaya çalışacağız diyelim. Can, Samspor'da tabii ki şu anda bir transfer harekatı Transfer var. süreci Başkan başladı. Yüksel Yıldırım Evet. nezdinde Veysel Bilen hocamız, yine scout ekibi, işte Cenk İşler şu anda İstanbul'da. Evet, bir zirve var. Zirve olduğu söyleniyor İstanbul'da. Yıldırım Tower'da. Evet. Biz de merakla bekliyoruz. İsimlerin açıklanmasını, resmi açıklamayı bekliyoruz. Transfer medyada, sosyal medyada bazı isimler geçiyor. Biz de bunları takip etmeye Mesela Can, çalışıyoruz. hemen şöyle sorayım Evet. o zaman ben sana. Nasıl Ben bir başlayalım? dedikodulardan başlayalım. Tabii Dedikodulardan ki başlayalım. dedikodulardan Evet. başlayalım. Aynen. Evet, şu anda sosyal medyada isimlerini gördüğün oyuncular kimler? Kimleri gördün? Evet. Atabey ismi çok gündemde. Payşao ismi gündemde. Bateu ismi gündemde. Tuğmasin'in ismi geçiyor. Bir de Aubameyang'ın ismi geçiyor. Dresden takımından, Almanya 2. liginden. Ağırlıklı olarak bu 5 isimden geçiyor ama ben ters köşe isimler de bekliyorum başkanımız ve ekibinden. Evet, Bu bu isimlerin arada dışında. yönetmen arkadaşım Samet, fanatik izleyicimiz Cemal Bey demiş ki yayında sesiniz biraz az, biraz yükseltebilir misiniz demiş. Evet, diyor ki yönetmen arkadaşım da Cemal telefon sesini açarsa bizleri daha iyi duyabilir diyor. Evet, bunu da hemen buradan aktarmış olalım. Evet. İşte 5-6 kişinin ismi geçiyor ama bazısı olabilir, olmayabilir. Ben ters köşe bekliyorum bu isimlerin dışında gelebilecek. Çünkü umarım geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarılmıştır ki bir daha o hataları yapmayalım. Özellikle yabancı konusunda şu an gerçekten ligimizde 5-6 takımın transfer tahtası kapalı. Biz bunu fırsata da dönüştürebiliriz. Vallahi gelecek transferleri merakla bekliyoruz biz de. Evet, birazdan yorum ve mesajlarınızı okuyacağım sevgili izleyenler. Gerçekten sizler de şu anda bakıyorum. Özellikle transferlerle alakalı biraz negatif bir hava oluşmuş camiamızda. İşte inşallah Yüksel Başkanımız tekrar kandırılmaz diyenlerimiz var aramızda. İnşallah öyle olur diyelim. Ama onun öncesinde yayınımızı eğer paylaşırsanız daha fazla renktaşımıza ulaşmış oluruz. Bizlere de böylelikle destek olmuş olursunuz. 1080p olayında yönetmen arkadaşım bir yandan kulağıma fısıldıyor. Evet arkadaşlar, yayınımızı daha kaliteli izleyebilmeniz için şu anda ekranlarda da uygulama olarak görüyorsunuz. Ekranın sol üstte 3 nokta var. Evet, şu an ok işaretiyle gösteriliyor. 3 noktadan kaliteye gelip burayı gelişmiş seçeneğinden 1080p yapabilirsiniz ve yayını daha kaliteli bir şekilde, daha full HD diyebilirim size. Yayınımızı daha kaliteli izleyebilirsiniz. Deneyenler şu anda, yapanlar bence memnun kalmıştır diyelim. Evet, transferle alakalı şu an negatif bir hava Hava var. var.
Şu ortamda gerçekten devre arası transferlerinin ne kadar zor olduğunu, ne kadar güç olduğunu, zor olduğunu geçtiğimiz yayınlarda da biz söylemiştik. Mevcut oyuncusunu elinden bırakmak, gerçekten iyi bir oyuncuyu almak gerçekten zor. İyi bir oyuncuyu vermek, yüksek bonservis bedelleri, özellikle günümüzde yükselen kurla birlikte transfer yapmak gerçekten büyük güç haline geldi. Yurt içi ve yurt dışı, özellikle yabancı oyuncu konusunda. Geçmişte yaptığımız hataları da göz önünde bulundurarak muhtemelen o hatalardan ders çıkarılmışa benziyor ki ince eleyip sık döküyor Yüksel Yıldırım ve ekibi diyebiliriz. Tabii medyada ismi geçenler iyi oyuncular var. Daha önce formamızı giymiş Atabey burada söz konusu. Geçtiğimiz yılda 2 yılda gol kralı olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz, Pavichao. Bu yönde taraftarımızın çok talepleri var, gelsin gelsin ama elimizde bir Tomane var. Aynı şekilde Belçika'nın Mechelen takımında oynayan stoper Shelton Batoy konusunda görüşmeler bence devam ediyordur. Orada da olumlu geçiyor diye duyumlarımız var. Onun haricinde sosyal medyada bir tür geçtiğimiz sezon Narda Gaziantep FK'nın kadrosunu giyen Tuvmasi var. Aynı şekilde sağ kenarda oynayan onun ismi geçiyor. Bir diğer adı geçen isim ise Aubameyang. O da Almanya 2. liginde. O da sağ kenar veya sol kenar diye biliyorum. Onun da ismi geçiyor Dinamo Dresden takımında. Tabii taraftarın sabırsızlığını ben anlıyorum. Çünkü takımda gidecekler var, yerinin dolmasını beklediği isimler var. Bu yüzden taraftarlar biraz sabırsız ama ben bu sefer nokta atışları ve Fuat Hoca'nın da burada sazı biraz eline aldığını düşünüyorum ben. Hem Belçika Ligi'ne olsun hakimiyet, Avrupa Ligi'ne hakimi olsun. Burada Fuat Hoca'mızın olduğundan dolayı ben biraz daha içim rahat. Nokta atışı transferler yapılacağını düşünüyorum. Çünkü onunla birlikte yaptığımız yayında da kendisi bu yönde bize direktiflerini belirtmişti yaptığımız canlı yayında. Evet sevgili izleyenler, birazdan bir ankette başlatalım, daha doğrusu birkaç ankette yapabiliriz aslında. İşte Samspor'un en çok hangi bölgelere sizce transfer ihtiyacı var? Tabii ki bakalım sizlerin görüşleri, sizlerin yorumları neler tabii olacak, onları da merak ediyoruz tabii diyelim. Sırada, birazdan anketi başlatacağız. Evet, tabii bu sırada takımdan gönderilecek isimler var. Çünkü gelecek yabancı oyunculara yer açma adına gerçekten orada da bir hummalı bir çalışma oldu aşikar. Çünkü yabancı kontenjanımız dolu. Gelecek yabancı oyunculara bizim yer açmamız gerekiyor. İşte burada bizim geçmişte yaptığımız transfer hataları benim aklıma geliyor. İşte fırsat transferleri vesaire, sakat oyuncuların transferleri yine önümüze çıkıyor. Şimdi Can, dedin ki bana yayın öncesi, transfer politikasını eleştireceğiz mi? Evet. Dedim ki Can tamam, eleştirelim. Sana dedim pas atacağım. Evet. Sen de gol mü yapalım? Sen de artık gol mü yaparsın, savunmaya mı çekilirsin ya da topu orta sahada mı sürersin, evet, bilmiyorum. Evet, evet. Şimdi transfer politikası, geçen seneler tabii ki yaptığımız çok hatalar var. Evet, özellikle yabancılarda verimli evet olamadık. Bu seneki transfer politikası nasıl buluyorsun ya da nasıl olmalı sana göre? Bir Samspor taraftarı olarak sana bunu soruyorum. Ya şimdi şöyle bir durum var. İlk devreyi biraz daha üstlerde kapatabilirdik. Özellikle Bolu. Evet, anketimizde şu anda yayında sevgili izleyenler, en çok hangi bölgeye transfer yapılmalı? Kale, defans, orta saha, forvet. Anketimiz başladı, buyurun. Şimdi ligi ilk devreyi 7. sırada bitirdik. Biraz daha üstlerde bitirseydik biraz daha farklı konuşabilirdim sana. Dediğim son 3 maçta Bolu, İstanbul, son maçımız neydi? Bolu, İstanbul. Kimle yaptık son maçı? Tuzla. 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 Bu maçlardan alabileceğimiz bir 5-6 puan daha bizi çok rahatlatacaktı ama bizim bu saatten sonra özellikle devre arası transferlerinde geçmiş yıllarda yaptığımız hataları yapma lüksümüz, şu hedefe oynuyorsak %0 hata olması gerekiyor ki biz hedefe oynayalım. Evet. Fuat hocamız da en çok bize ne demişti? Nokta transfer, oynayacak transfer, bir ana katkı sağlayacak transfer. En önemli nokta ki
Takımdan sakatlar var, gidenler oldu. Transfere ciddi anlamda ihtiyacımız var. Özellikle hocamızın da söylediği gibi stoper, orta saha, sağ kenar ve forvet bölgesine transfer yapılacağı söyleniyor. Evet sevgili izleyenler, o zaman konusunda da şunu söylemek istiyorum. Şimdi son iki yılı ben gözlemlediğimde şu maç değil, yabancı konusunda tam kadro çıkabildiğimiz bir tane maç yok. O zaman burada bir başarısızlık var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim ne yazık ki. Yani son iki yılda baktığımızda tam anlamıyla yani bakıyorsun gelenlere Jesse geldi olmadı. Pullman geldi olmadı. Kevin Bolley bence olmadı. Tomane bu sezon oldu. Geçen sene yoktu. Sakatlık yaşadı. Evet. Diomande oldu olacaktı. Sakatlandı. Bizim şanssızlığımız. Melinović örneği var. Olmadı. Çinari örneği var. Olmadı. Benim aklıma gelenler bunlar. Evet o zaman hemen yani sen burada bir eleştiri yapmak eleştiri durumundayız. Yaptıktan sonra Can ben de o zaman hemen bir son dakika gelişmesi verelim. Yönetmen arkadaşının bir yandan hemen notunu alsın. Hemen KC'ye Samspor'da mutlu son diyelim. Son dakika gelişmesi olarak transferlerde Samspor'da mutlu son. Biraz sonra da o isimleri zaten gündemdeki az çok konuşulan isimler hemen hemen mutlu sona ulaşıldı. En azından tabii. Düzeltme yapalım hemen. Samspor'da son dakika transferlerde mutlu son diyebiliriz. Yönetmen arkadaşım Dan'la rica edelim. KC'mizi o şekilde düzelsin. Umut Kaplan demiş ki tabii biraz sonra mesajlarınızı okumaya başlayacağım. İlk gözüme çarpan mesaj Umut Kaplan. Umut Nayir'in de ismi geçiyor. Doğruluk payı var mıdır demiş. Evet Umut Nayir'in de ismi Samspor'un transfer gündeminde geçiyor. Can senin almış olduğun bilgi istihbarat var mı transfer gündeminde? Bu isimler dışında işte Paşao, Patrick, yine Sheraton, Balto, Atabey dışında. Atabey. Birkaç isim daha saydım ama bunlar işinlerin dışında yok gerçekten. Ya benim bu gerçekten şu devre arasında özellikle kurun artışıyla birlikte kulüplerin de maddi, ekonomik problemleri göz önüne bulundurduğumuzda gerçekten bütün takımların işi zor. Bizim Allah'a şükür arkamızda Yüksel Yıldırım var bizi finanse ediyor. Bence büyük bir şans Samsun şehri için. Evet. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ne kadar transferlerde yanlışlar yapılsa da isteyerek yapılmıyor tabii bu transferler. Bu isimler dışında başka isim yok ama ihtiyacımız olan bölgelere ben transferlerin nokta atışı yapılacağını düşünüyorum. Onun haricinde ben sana bir pas atmak istiyorum. Hasan Kılıç'la Yüksel Başkanımız Tavır, Yüksel Tavır'da görüşmüşler, Yıldırım Tavır'da. Bu işin akıbeti nedir? Ben sana sorayım. Evet, Hasan Kılıç tabii ki hepimizin büyük gönlünde yer alan bir oyuncu. Hala da tabii ki kırgınlıklar, küskünlükler olabilir. Önemli olan burada Yüksel Başkanımız yapılan hatalar, kendisiyle. Yapılan hatalardan dönülmesidir. Tabii ki Yüksel Başkan da evet İstanbul'da Hasan'la bir araya geldi. Hasan'la görüştü. Artık toplantıda tabii ki olumlu yönler evet. Konuşulmuş. Hasan işte Yüksel Başkan işte bizim ihtiyacımız var senin gibi kaliteli, tecrübeli. Samspor'un madem seni sen yapan bir takım olarak buraya bir yuvan olarak görüyorsun. Bu sezonda seninle beraber biz devam etmek isteriz tarzında başkanımızın böyle bu şekilde direktifleri kendisiyle paylaştığı durumlar olmuş. Tabii ki Hasan Kılıç da sonuçta her ne kadar burada son dönemlerde yaşadığı kötü dönemlerde olsa evet. O da öncelik olarak burayı tabii ki tercih etmiş. Şimdi hem Hasan'ı hem Başkan Yüksel Yıldırım'ı tabii ki bu konuda tebrik etmek lazım. Sonuçta diyalog evet. ile bir şeyler çözüme kavuşulmuş. Profesyonelce. Kesinlikle. Şimdi profesyonel bir oyuncunun yapması gerekenler var. Bir de bir yönetim olarak başkan evet. ve ekibinin yapması gerekenler tabii var. Hasan'ın bazı konularda yani, amatörce davrandığını söylemek lazım işte. Burada şimdi Hasan olayı çok konuşuldu. Kimi prim denildi Ankara Gücü maçında verilen evet. prim. Kimi işte ailesel sıkıntısı var denildi. Kimi kaptanlık krizi var denildi.
Her ne olursa olsun sonuçta profesyonel bir oyuncu Yani ben burada. bu konuda şöyle düşünüyorum. Yüksel Başkan'ın konuşup da halledemeyecek olsaydı mutlu sonuna ulaşılacağını zannetmiyorum ben. Yüksel Başkan'ın gerektiği konuşmaları yapmıştır. Ya kriz neyse bence halletmiştir. Umarım halletmiştir. Şimdi Çünkü ortada bir Samsunspor var. Atatürk'le arma var en önemli olan nokta. şu da yani Samspor'dan kimse büyük değil. Büyük değil. Yani hiçbir oyuncu Samspor camiasından, Samspor takımından büyük değil. Oyuncular gider, yenileri gelir. Gidenin yeri muhakkak dolar. Şimdi Hasan Kılıç, evet, Kesinlikle. hep yaptığı açıklamalarda Adana Demirspor'da da forma giyerken hep yaptığı açıklamalar nerede? Samsun beni, Her Samspor gittiği beni, takımda Hasan Kılıç 55, yapan da 55 55'i giydi. giydi. Madem bu kadar bir aidiyet duygun vardı, bunlar neden yaşandı? Bu durumlar neden yaşandı? Eğer para yüzüne bunu yaptıysa bir kere zaten yanlış. Ya Aidiyetse onu eğer ki Yüksel olay. Başkan da açıkladı. Sen de biliyorsun diğer takımlar 3 verirken Hasan bize daha düşük atıyorum Bir rakamı buçuk bilmiyoruz. aşağısına geldi Daha çok Hasan. düşük aşağı geldi. Fedakarlık yapmıştır dendi. Yani biz o konuda Hasan'a biliyoruz. Geçtiğimiz yayınlarda da söyledik. Bir şey var ama bilmiyoruz. Yani Ya çok da bunu uzatmaya hani uzatmaya Hasan anlam Kılıcı yok. gündem yapmaya gerek Tatlıya yok bu. Aynen. bağlandıysa hiçbir sorun yok. Taraftarımız da gelir. Hasan'ı tribüne çağırır, bağrına basar. Taraftar da üzerine düşeni yapar. Her şeyi sıfırdan başlayabilir Hasan diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yeni bir sayfa açıp. Artık yani bu geçmişe bakmak, geçmişe takılı kalmak Evet, mı değildir? evet. Mesela biz Samspor camiası olarak hep Evet. önümüze bakacağız. Aynen öyle. Evet, Önüm. eleştirili olabilir, Evet. kırgınlıklar olabilir, kızgınlıklar olabilir. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Ama burada herkes üzerine düşen payı Kesinlikle, alacak, almalı da. kesinlikle. Hasan Kılıç da almalı. Samspor camiasından kimse büyük değil. Ne Ahmet ne Mehmet. Herkesin yeri muhakkak dolar. Hasan Kılıç daha dün yoktu. Bugün şimdi var. Yarın belki Evet. olmayacak. Yarın yerine başkası olacak. Arma O bir yüzden tane. Arma bir burada tane. kesinlikle Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibinin de onlar da herhalde gerekli konuları masaya yatırmışlardır. Eğer ki bakmışlardır Hasan Kılıç'a duymuştur, Başkan Yüksel Yıldırım'a Evet. duymuştur. Bu iş böyle bu şekilde yola girmiştir diyelim. Bundan sonra ben şimdi şunu merak ediyorum. Eğer ki Hasan Kılıç takımda kalıyorsa ki kalıyor, Samspor'un kampına da katıldı. Bundan sonra ikinci devrede Evet. gerçekten Hasan Kılıç gibi oynamalı. Artık performansının %10'u %20'si değil. %100'lük Hasan'la sahada yer Tabii tabii almalı. tabii tabii kesinlikle. Samspor taraftarının gönlünü almalı. Sergileyeceği performansta taraftarların gönlünü almalı. Hasan bunu yapacak karaktere sahip bir oyuncu. Bunu Kesinlikle yani. geçmişte ispatlamıştır bu ligde. Artık kendine terapiye mi alır? Bazı sayfaları kapatıp yeni sayfa mı açar? Artık bu Hasan'la hocamız da gerekli müdahaleleri yapacaktır eminim Hasan konusunda. İzleyip görelim. Hatalar olur. Olur, Hatalar biz olur. insanoğludur. Tabii. Hatalar hepimiz yapıyoruz. Hatalardan ders çıkarmak önemli olan. Kesinlikle öyle. Yani ders çıkarmak Tekrarlamamak önemli. önemli olan. Hasan da umarım bu konuda üzerine düşeni yapar. 55 numarayı Kesinlikle. alnının teriyle terletir ve bu taraftarın da ikinci devre umarım gönlünü fetheder. Bu İnşallah. kırgınlıklar, bu küskünlükler, bu tepkiler de böylece bir an önce son bulmuş olur. Zaten yeni oyuncularımız, yeni transferlerimize gelecek. Rahat 4-5 transfer yapılacak. En az 5 transfer ben Anketimiz bekliyorum. devam ediyor. Sevgili izleyen anketimize de katılım sağlayalım. Samsun en çok hangi bölgeye transfer ihtiyacı var? Anketimiz şu anda yönetmen arkadaşım Samet de anketi başlattı. Anketi de oy kullanalım. Evet, biraz da mesajlara sizlerin sesine bakalım. Sizler neler söylüyorsunuz? Harun Budakbaşı, Salim şimdiden iyi yayınlar, güzel bir program olmasını diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kendisi Almanya'dan sanırım bizleri izliyor Harun Bey. Cemal Kanca, evet, Kocaeli İzmit'ten izliyor. Fanatik bir Samspor taraftarı. Arada sırada arar. Salim abi ne olacak? Salim abi şu şöyle mi? Salim abi bu doğru mu isimler diye. Cemal de gerçekten fanatik bir Samspor taraftarı. Gönlü Samspor, kalbi Samspor için atıyor. O da iyi yayınlar. Transferler nerede? Salim Bey demiş. Transferler yolda Cemal kardeşim. Talip Altınay selam demiş. Talip Altınay yine Yüksel Başkan neyi bekliyor demiş. Kadir Baştürk, Frank Cesten çok iyi oyuncu. İnşallah gündemimiz olduğu doğrudur demiş. Can doğru mu? Vallahi onu duymadım. Can Söyleniyor. duymamış. Söyleniyor yani. Evet, Sen duydun mu? söyleniyormuş ama Can duymamış sevgili Sen izleyenler. duydun mu? Ben de duymadım. Sinan Sürekli inşallah bomba transferleri yaparlar da herkesi maça getirirler demiş. Kadir Baştürk, Fran yine o ismi söylemiş. Samsun'la Hasan Kılıç gelmek için çok çabaladı. Ne oldu da gitmek istiyor demiş.
Yine sağlam bir stoper. Yine 10 numara oynayan bir orta saha. Bir de seri forvet lazım demiş. Ahmet Uçarlı, bu sene Süper Lig'e çıkacağız. Fuat Hoca faktörü çok önemli. Fakat kıskananlar var bu durumu. Caner Özbey gibi arkadaşlarımız buradan kendisine selam gönderiyorum demiş. Emirhan Okur, bu takıma sağ ve sol bek lazım demiş. Yine Güngör Yaman, Salim nerede bu transferler demiş. Metin Öz, Hasan Kılıç'a verilen sözler tutulmadı. Psikolojisi bozuldu, küstürüldü. İki sezondan beri yönetimin inanılmaz hataları var. Başkan şirketlerindeki başarısını Samspor'da gösteremiyor. Disiplinsizlik var demiş izleyicimiz Metin Öz. Yine M Hatun 55, konuşan isimler zaten sabahtan akşama kadar duyulan isimler, başka isimler bekliyoruz sizden demiş. Vallahi transfer listesini eğer ben oluşturursam gerçekten size başka isimler ve gönlümüzden geçen hani o isimler vardır ya, onları size aslında ya, buradan duyurmak, müjdelemek isterim ama işte transfer listesini ben yapabilsem keşke. Ya bu konuda çok da çetrefilli isimleri kamuoyunda suni gündem yaratmaya gerek yok. Transfer yapılacağı abi aşikar. Herkes sabırsız da anlıyoruz ama ya Ahmet, Mehmet, Süleyman, birçok isimler geziyor sosyal medyada ama yani gerek yok diye düşünüyorum bu kadar da isimler konusunda. Sonuçta burada bir hoca var, başkan var. Bu işin bir, en önemli yönü maddi yönü var. Devre arası transferinin ne kadar zor olduğunu biz de biliyoruz. Eyvah. Can da maddi yöne girdiyse eğer artık yorum yok diyorum sevgili izleyenler. Bu arada büyük Samsporlular belli. Facebook'taki bayağı bir etkin sayfa, Samsporlu gönüldaşların bir arada olduğu büyük Samsporlular Birliği de Samspor var olsun demiş. Bizler de yayını paylaşıyoruz. Bizler de yayını paylaştık demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Her yayınımıza bizlere destek oluyorlar. Doğrunun yanındalar en azından diyelim. Yine Ramazan Semiz, hayırlı yayınlar. Samspor yönetimi resmi açıklama yapmadan transfer açıklamaları yapmak sizce etik mi demiş. Peki o zaman yönetmen arkadaşım Samet'ten rica edelim. Altında alttaki o KC'yi kaldıralım. Yönetmen arkadaşım Samet'ten rica edelim. Kaldıralım. Ramazan Semiz beyefendinin isteğini dile getirelim. En azından iki transferde mutlu sona ulaşmıştık. Madem Ramazan Bey bu doğru değil, etik belki değil diğer, diyor. Diğer izleyiciler belki istiyorsa. Biz de o zaman en azından şimdi şöyle bir şey var. Yani bu yükü üzerimizden atmış olacağız. Atalım, şimdi abi. Bu sefer siz söylediğinizde transfer bozuldu. Yarın olursa aman. O zaman yandık. O zaman tabii, daha kötü. Doğru. O zaman Ramazan Bey'in isteğini yerine getirelim diyelim. Evet, Güngör Yaman, Atabey girecek mi kardeşim demiş. Yine Frank Cestan ismi geçiyor. Doğruluk payı var mı demiş. TK isimli izleyicimiz, nickli izleyicimiz. Kadir Başçuk, sağ bek stoperde oynayabilen Arnold Luzadio gündemimizde mi demiş. Yani bakın Kadir Bey, bilmiyorum çeşitli, ben de bu çeşitli isimler çıkıyor. Ön plana çıkıyor. Bilmiyorum yani sizi yanıltmak da asla niyetim değil. Asla böyle de bir şey yapmak istemiyorum. Duymadığım, teyit ettirmediğim isimleri sizlere paylaşmak, bu zamana kadar paylaşmadım. Bundan sonra da paylaşmayacağım ki bu bahsettiğiniz isimleri de daha teyit ettirmeden size var veya yok demek de doğru olmaz. Sizi kandırmaktan başka bir şey olmaz. Yani yarın eğer olmadığı zaman hani Salim Bey, işte Salim kardeşim sen dedin bu isim ama bak bu isim yok demenizi istemiyorum. Doğruluk neyse, doğru olan neyse onu bizden öğrenin. Mustafa Bodur demiş ki yeni transferler yarın kampta olur mu demiş. Umarım. Ümit ediyoruz. Normalde 4 Ocak herkes bir tarih verilmişti. 4 Ocak'ta transferlerimiz kampa katılacak diye. Evet, ama evet. Şu an itibariyle henüz kampa katılan bir transferimiz yok. Ama yarın olabilir mi? Olabilir. Her şey olabilir. Emir Kaya demiş ki bence açıklayın demiş. Yine TK nickli isimli demiş. Hangi yabancı oyuncular sıkıntı çıkarıyor gitmemek için demiş. Evet, güzel bir noktaya parmak basmış. Can, bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki. Yani, sezon başı transferi edilen ilk defa senden duyduğumuz fıtık olayı Alan Milinkovic. Alan Milinkovic, evet. Milinkovic olayı muhtemelen arıza çıkartıyor ki gelen yabancı oyuncuya yer açmak adına birkaç yabancıyla yollarına ayrılması, hatta birkaçında sözleşmesinin dondurulması gündemde. Bildiğim kadarıyla Diomande ile
sözleşme donduruldu. Evet. Milinkovic'le yolların ayrılmak isteniyor. Orada biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor kulübü. Hemen halledilmesi gereken bir konu. Diğer bir konuda Roman basınında bazı şeyler çıktı. Kevin Bolli konusunda. Evet. Çapraz bağlarının koptuğu dedikodusu var. Kulüpten herhangi bir resmi açıklama yapılmadı bu konuyla alakalı. Onun da sözleşmesi feshedilebilir gibi bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum. Onun haricinde Çınarı ile yollar ayrılabilir. Yine yabancı kontenjanını açmak adına. Onda da biraz sıkıntılı bir süreç bizleri bekliyor diye biliyorum. Bildiğim kadarıyla. Evet, Alen Milinkovic devam edecek evet, miydin? Bunlara ek senin bilgin varsa bilmiyorum. Evet, Alen Milinkovic ve Erhat Çınarı ile alakalı sıkıntılar olduğu söyleniyor. Paralarının tamamını istediklerini ve takımdan o şekilde ayrılmak istedikleri yönünde iddialar var. Bakın iddia diyorum. Kesin bir bilgi değildir. Sadece duyumumuz iddia budur. Alen Milinkovic ve Erhat Çınarı. Bu iki oyuncumuz ücretlerin tamamını aldıktan sonra takımdan ayrılmak istediklerini belirtmişler yönetime iddia. Eğer ki böyle bir iddia varsa tabii ki bu çok da paraları tabii ki alacaklar. Bu ayrı bir şey, kimse hakkını almasın demiyoruz ama bir yandan da şimdi Alen Milinkovic, yani ben sorarım. Şimdi, bana ne katkı verdin de ne istiyorsun diye bunu da sorarım. Kesinlikle sen haklısın ama yabancı oyu konusunda UEFA ve FIFA nezdinde şikayet konusu olduğunda bu tür oyuncuların yaptırımları çok ağır oluyor kulüplere. Evet. Ne yazık ki işte transfer ederken inceleyip sık dokumak, dönüp dolaşıp yine başa geliyoruz. Ne yazık ki hata. Yapacak bir şey yok yani. Evet, bu arada gerçekten yayınımıza büyük ilgi var. Yayınımızı izleyen, bizleri takip eden herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz. Sebebe TV'ye abone olmayı, ücretsiz abone olmayı lütfen unutmayın ki Samspor'daki son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz diyelim. Evet, yayınımızı da bu sırada paylaşıyoruz ki işte bu sizin paylaşımlarınız bizlere destek, güç veriyor sevgili izleyenler. Daha fazla renktaşımıza ulaşmış oluyoruz diyelim Samspor için, çünkü kalbi atan çok ferdimiz var, çok taraftarımız var. Yani onlar da bundan faydalansın diyelim. Evet, Sinan sürekli demiş ki şu şehri sokaklara çıkartacak, sokaklara dökecek oyuncular getirirler inşallah demiş. Sinan Bey inşallah, yani o dediğiniz isimler gerçekten çok önemli. Yani bizlere o heyecanı yaşatacak, o ambiyansı yaşatacak oyuncular gelecek mi gelmeyecek mi? Yapılan transferlerden memnun kalacağız mı kalmayacağız mı? Bunu hep beraber görmüş olacağız. Seyit Ahmet Kantar abimiz gelmiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. O da bugünden beri yayınımızı bekliyordu. Sağ olsun, var olsun diyelim. Umut Kaplan, ADS'li menajeri niye hala tutuyorlar? Bu adamın bize bir faydası yok demiş. Adana Demirsporlu menajeri niye kulüpte hala tutuyorlar? Bunun bize bir faydası yok deniliyor. Evet, bu konu da çok gündeme geldi sevgili izleyenler ama tabii ki bu konu üzerinde yorum yapmak şu anda bizler için pek etik değil. Kulübümüzün çatısı içerisinde yer alan bir isim. Başkan Yüksel Yıldırım'ın inanarak, güvenerek scout ekibi içerisinde görev verdiği bir isim. Buradan hakkında yorum yapmak doğru değil diye düşünüyorum. Zaten sizler gerekli yorumları sosyal medya hesaplarınızdan kendileriniz tepkinizi koyarak dile getiriyorsunuz. Evet, eğer ki getirilen isimlerde kim bu takıma, bu kulübe katkı sağlamayan, fayda getirmeyen isimleri getirmiş ise o kim olursa olsun onunla da bence gereken yapılmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü herkes bir burada Samspor taraftarı, Samspor camiası burada kaliteli isimler, iyi oyuncular bekliyorlar. Onları heyecanlandıracak oyuncuları bekliyorlar. Bir yandan da Başkan Yüksel Yıldırım parasını harcıyor. Kimse parasını sokağa atmak istemez diye düşünüyorum. En azından böyle mantık yürütüyorum. Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibi gerekli çalışmalarda görüyordur, yapıyordur, yapacaktır da diye düşünüyorum, bilmiyorum. Artık karar merci onlar diyelim. Seydi Ahmet Aslankaya. Hasan Kılıç olayını bence bu kadar uzatmamak lazım. Sonuçta işler yoluna girdi. Biraz da Hasan'ı kazanmak için biz taraftarlara görev düşüyor. İlk maçta onun motivasyonunu yükseltmeliyiz demiş. Güzel bir bakış açısı aslında Seydi Bey'in de. Güzel bir bakış açısı. Evet, yani böyle yapıcı olursak daha iyi oluruz. Yıkıcı olursak yıkmak çok kolay. Her şeyi yıkabilirsiniz.
Tek bir sözünüzde, tek bir hareketinizde her şeyi yıkabilirsiniz ama yapıcı olursanız ve o yapıcılık sonunda da kazanan da siz olursanız tadına doyum olmaz diyelim. Yine Mustafa Bodur, Alen Milanovic'in yılbaşında bile tesislerde antrenman yapması resmen şov demiş. Bunları bize getiren işte o az önceki menajere hala kulüpte görevine nasıl devam ediyor diye de tepkisini göstermiş Mustafa Bodur. Can 1965, Kevin Bolley transferi için kulübe kızılmamalı. Her oyuncu tutmayabilir. Bolley iyi oyuncuydu ama burada tutmadı. Süper Lig'de olsa iş yapabilir demiş. Evet, Bolley olabilir. Yani kan uyuşmazlığı olmuş olabilir bazı oyuncularda diyelim. Can, yorumun var mı? Ya ben Kevin Bolley konusunda geçtiğimiz yılda beğenmiyordum. Bu yılda beğenmedim. Benim çok tuttuğum bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. İyi maçlar çıkardı. Çıkarmadı değil ama aldığı rakamı az çok biliyoruz. Önümüzde bir Yunus Emre örneği var. Neyimiz eksik, ne farkı var? Hatta daha iyi. Evet. Daha da fazla üstüne konuşmaya gerek yok. Şimdi ben de buradan şunu yeri gelmişken, madem şimdi bir Yunus Emre genç oyuncularımızdan konu açıldı, ben de bunu dile getirmek istiyorum. Şimdi Fuat hocamızı konuk aldığımız programda Fuat hocamızdan tabii ki transferle öğrenebilmek için bugün bir teknik direktör yönetimden her şey biliyorsunuz böyle gizli artık böyle laf almak hani cımbızla laf alınır deriz ya. Şimdi o programda mesela biz burada yine Can'la beraber otururken işte Fuat hocaya bakalım forvet konusundaki yayın öncesi yayın sonrası yaşananları sizler tabii bilmediğiniz için o yayında biraz size garip gelmiş olabilir. Hani ben Salim Yıldız'a forvet ihtiyacımız yok. Bizim işte Tomane'miz var, Ali'miz var dedi diye. Ya şimdi bu takımda iyi bir golcüye ihtiyacı olmadığını demek ancak bir gerçekten futboldan anlamayan kişinin durumudur. Yani tabii. Burada şimdi her şeyi burada şimdi yayın öncesinde konuşanları bilmediğiniz için burada şimdi her şey yayın o anda belki size abes gelmiş olabilir ama tabii ki bu takımın iyi bir golcü ihtiyacı var. Tomane, evet Tomane de iyi bir golcü. Tomane'yi besleyebilsek aslında Tomane'den çok da fazla faydalanabiliriz. Ama yine bir bizim iyi bir golcü, leblebi gibi gol atan artık ne derseniz deyin iyi bir golcü ihtiyacımız var. Peşinden gençte bir oyuncumuz var, Ali var ne deriz. Hep diyoruz ki gençleri kazanalım. İşte madem biz de o zaman gençlerden dem vuruyoruz. Şimdi Yunus Emre'yi kazandık, Polat'ı kazanıyoruz. Bu arada kampa bu arkadaşlara 7 tane daha genç futbolcu kampa yani götürüldü Antalya'ya. Bu zaten Antalya'ya. İsteğimiz bu değil miydi? Yani gençlerimizi kazanmak değil miydi? Ali'yi de yeri gel zaman Ali'yi de oynatacağız. Ali'ye de görev verecek Fuat tabii Hoca. Tabii, yani bunu yapacak. Ha, ama evet ki hedefimiz şampiyonluk veya hedefimiz Süper Lig'e çıkmak ise bu takıma iyi bir golcü şart. Yani bunu biz de görmemezlikten gelmiyoruz. Merak etmeyin o kadar şunu da aklımız çalışıyor diyelim bazı eleştirilere karşı. Göz ardı ediyor. Türk futbolunda artık şu var. Bu artan kurla birlikte insanlar altyapıdan yetiştirmeye mecbur hale gelecek. Bu ekonomik düzeniyle bu sanki bitmeyecek bir düzenmiş gibi. Bakıyorsun Süper Lig'deki takımlara milyon eurolar borçlara hakim. Dört büyüklerin biliyorsun hali nasıl. Evet. Hepsi borç batağında. Artık altyapıdan yetişecek oyunculara mecbur hale gelecek Türk futbolu. Geçmişte nasıl Samsun'dan, altyapısından güzel milli takıma futbolcular çıkıyorsa burada Yücel hocamıza da artı parantez açalım. Altyapıda güzel işler oluyor. Kesinlikle. Emeklerine sağlık ekibi, altyapı, akademi antrenörlerini de kutluyorum. Güzel işler çıkartıyorlar. Dediğim gibi altyapıdan çıkacak oyuncuların Türk futbolunun bundan sonra biçilmez kaftandır. Evet, Yiğit Gamik isimli izleyicimiz demiş ki sanırım bulunduğunuz ortamdaki pır dedektörlerinden birinin pili bitmiş. Dakika başı bip diye ötüyor demiş. Bir de gülücük işareti koymuş. Evet yani güzel esprili bir yorum olmuş. Güzel doğru yakalamış, bir yorum olmuş. Güzel. Çok güzel yakalamış. Yani yönetmen arkadaşım da şimdi beni uyarıyor. O da içeriden gülüyor. Kahkaha atıyor. Evet diyor onu değiştireceğiz diyor. Pır dedektörünün pili bitmiş. Yani tebrik ediyorum Yiğit Bey sizi. Forvet'e son vuruşta da başarılı bir futbolcu transfer edilse güzel olur. Selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine de. Bizi bu konuda uyardığı için. Arkadaşlar bakın demek ki izleyicilerimizin buradaki her ses dikkatini çekiyor. Yönetmen arkadaşım. Evet. Samspor isimli izleyicimiz Atabey Çiçek konusu sadece menajeriyle görüşmeye kaldı. Devamı gelmedi. Olur mu olmaz mı belli değil demiş. İşte yani söyleyecektim bir şeyler ama Ramazan Bey izin vermedi. Etik değildi. Lütfen söylemeyin dedi. Söylemiyoruz biz de.
Gökhan Özkan, ben Milinovic ve Çinerli'ye kızmam, bu adamları bulup buraya getirenlere kızarım demiş. Haklılık payı var. Ahmet Şen, selam iyi yayınlar. Paşo abinin aslı var mıdır demiş. Hayır, Paşo abinin aslı yok. Paşo Samsun'un gündemine hiç girmedi. Gerekli olmadığını düşünüyorum. Evet, hiç girmedi. Serhat Bolat, hayırlı yayınlar dilerim. Orta sahada kim alınacak, bir duyumunuz var mı demiş. Talip Altunay, 3 isim Süper Lig'den mi, yurt dışından mı demiş. 3 isim. Süper Lig'den mi, yurt dışından mı? Yurt dışından da var, Süper Lig'den de var. Zaten tiyolar. Yani buradan ipin ucu aslında tuttuğun zaman, çektiğin zaman geliyor. Talip kardeşim. Sinan Türker, Gökhan Töre transferi konusu doğru mudur demiş. Hayır. Gökhan Töre, duydun mu Can? Gündemde daha iyi bence yok. Evet. Cenk Turgut kardeşimiz. Evet. Cenk Turgut İstanbul'dan, Cenk Turgut kardeşimiz. Hasan Kılıç motivasyonunu saha içine verirse ara transfer dönemin en iyi transferi olacaktır demiş. Güzel bir yorum yapmış Cenk Turgut kardeşimiz de. Ayhan Mallı, kale ve kesinlikle forvet alınmalı demiş. Emirhan Okur, Paşo'yu almaya çalışıyoruz. İnşallah alırız. Çok kaliteli bir futbolcu. En az 15 gol atar diye düşünüyorum demiş. Paşo'yu almaya çalışmıyoruz diyelim Emirhan kardeşim. Can 1965, Atabey ve Sheldon ile anlaşmışlardır. Transferler bunlardır demiş. M655 isimli izleyicimiz, Hasan Kılıç devam edecekse bir transfer olmayabilir orta saha için demiş. Yani güzel gerçekten de böyle. Ya gerçekten bazen taraftarların böyle yorumları, mesajları hani beni hayran, evet, bırakıyor. Yani bilgili o kadar çok i̇lgili taraftarımız çok... var, ilgili o kadar çok taraftarımız var. Ama sırf eleştiri olsun diye de eleştiri yapan taraftarlarımız da var. O da ayrı bir şey. Emirhan Okur, bu takıma kesinlikle sağ ve sol bek lazım. Bırakın şimdi forveti. Bu beklerde devam edersek her maç gol yemeye devam ederiz demiş. Mustafa Bodur, bu arada sizi tebrik ediyorum. Hep eleştirisel yayınlardan bıktık. En azından yapıcı, iyi olma yönünde yorumlarınız var. Tebrikler demiş. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bey'e. Biz zaten programa başladığımızdan beri, bizi tanıyanlar daha çok bilirler. Yani eleştiri tabii ki olacak ama yapıcı eleştiriler. Yani çözümünü söyleyerek bir eleştiri yapabilirsiniz. Yıkmak, parçalamak, böl, yok et, bizde bu yok. Olmayacak da. Serhat Aslan, az önce bir posta gördüm. Instagram'da gündeme gelen isimler doğru değil. Taktik için sosyal medyaya atılıyor diye okudum. Acaba doğru mu demiş. Serhat Aslan, bir daha okuyorum. Abi, az önce bir posta gördüm. Instagram'da gündeme gelen isimler doğru değil. Taktik için sosyal medyaya atılıyor diye okudum. Acaba doğru mu demiş. Bazen menajer oyunları olabiliyor sevgili izleyenler. Oyuncuların isimlerini ön plana çıkartıp bir takımla isminin yan yana anılıyor. Burada da herhalde piyasa yapmaya mı çalışıyorlar oyuncular bilmiyorum. Menajer oyunda olabilir. Talip Altuna, isimleri ne zaman açıklayacaksın şu Salim abi demiş. İsimleri Talip kardeşim, dediğim gibi isimleri kulüp açıklamadan açıklamak etik olmaz demişti Ramazan Bey. Bazı taraftarlarımız Ramazan Bey'de. Bekleyelim ama iki isimle mutlu son hemen hemen anlaşmalar %90 yapılmış. Hiçbir sorun, hiçbir pürüz kalmamış. İki isim en azından bunu söyleyebilirim. Yine Levent Ak, bir sağ sol bir defans kanat, iki orta saha, bir forvet şampiyonu oynayacaksak acil lazım demiş. Sağ sol bir defans, sağ sol kanat, iki orta saha, bir forvet şampiyonu oynayacaksak acil lazım demiş Levent Ak. Sinan Sürekli, Yasin Bey eskiden borçlu takım olan takımların 3-6-9 puanları siliyorlardı. Büyük takımlar gelince puan silme yok. Helal olsun Tevfik'e demiş. Bilal Aslan, iyi yayınlar. Artık yaşı geçmiş futbolcu insanlar gelmez inşallah. Madem bir vizyon var, altyapı ve genç futbolcuya transfer ederler umarım demiş. Güzel bir yorum. Samet Akgüz, forvet açız, Tomaneli olmuyor aga demiş. Salih Kıçık, Tuvasi haberleri doğru mu demiş. Hayır, değil. Fatih Taflan, Kerim Frey, Tunay Torun, Kubilay kanatsız kuş gelsin demiş. Kerim Frey, Tunay Torun, Kubilay kanatsız kuş gelsin demiş. Mustafa Budur abi, size göre Tomane Samsun'un forveti mi? Arkadaşlarla tartışıyoruz bu konuyu. Forveti diyen var, değil diyen de bana göre Paşao'dan daha iyi. Tomane'ye top taşıyamıyoruz demiş. Bakın, evet, Tomane gerçekten kaliteli bir isim. Geçen sene sakatlıktan dolayı faydalanamadık. Bu sene görüyorsunuz ya, bu adam sene... orta sahaya, oyundaki 90 dakika duruyorsa 20 dakikasını orta sahaya gelip top alıyor, götürüyor. Sezon başı, geri kalandan... sene bile sezon başı kampı geçirmemiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Zannedersem de bir kırmızı kart gördü. Onun haricinde 15-16 maçta oynadı. 5 gol,
3 asistlik performansı var diye hatırlıyorum. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Tomane'nin, bunu hocamıza da biz sormuştuk bu konuda alakalı. Tomane sağ ve sol kenarda oynayan oyuncuların, daha çok kat eden oyuncular olduğu için topla Tomane'nin gol yollarında buluşmasında sıkıntı olduğunu kendi söylemişti. Ne yapıyoruz biz de? Hep Tomane stoperlerin kucağında, daha çok sırtı dönük, araya atılan toplar zaman zaman. Bundan kaynaklı pozisyona girmede sıkıntı yaşıyoruz. Ama buradaki ana tema şu, kanat oyuncuların kat eden olmasından kaynaklı olduğunu hocamız da söylemişti zaten. Tomane konusunda fiziği yerinde, bence ligin bir tık üstünde bir forvet. Yeteri kadar topla buluşamadı. Daha şikar. Evet, Can 1965, Paşa'yı almayanların bu kulüpte iş olmamalı. Başkan hariç demiş. Emirhan Oku, herkes Tomane top gelmiyor diyor ama Keçiören'de Eze'ye de top gelmiyor. Adam kendisi topu alıp gol atıyor. Demek ki neymiş, Tomane yeterli değilmiş demiş. Levent Ak, Sheldon Baldo, bugün YouTube'da izledim. Çok hatalar yapıyor defansa. En az 10 kez izledim demiş. Samet Akgüz, Umut Nayır haberi gerçek olursa çok iyi ama Paşao da iyi olabilir. Ben olsam siyahi hızlı futbolcu alırım Eze gibi ama Fuat Çapa demiş. Yine Mustafa Bodur, Ali Ülgen'in kupa maçında gereksiz kırmızı kartı nasıl yorumluyorsunuz? 3 maç ceza bu arada aldı. 3 maç ceza aldı. 3 maç ceza aldı. Kulüpten gereksiz. Bir ceza gerekir mi? Fazla özgüvenle mi demiş. Evet, kulüpten de bir ceza bence gerekir, verilmelidir. Bu da olacaktır zaten. Gereksiz bir olay. Hatta geçen de ben Yunus Emre'yi gördüm. Yunus Emre, Ali ikisi beraber. Yunus Emre dedim ya, bak biraz daha sakin Yunus. Hani sarı kartlar konusunda Yunus'ta biraz şey, biraz daha sakin. Daha hani şu anda o kadar ya, agresif olmana gerek yok. Söylemiştik hatırlıyorsan Bolu maçında ilk gördüğü sarı kart. Hakeme itiraz. Ya sen sahada hakeme itiraz edecek en son kişisin, kusura bakma genç olarak. Onu da söyledi mi bu arada? Evet. Kadir Sarıoğlu, Tomane forvet arkası bence golcü değil demiş. Kesinlikle. Samet Akgüz, Tomane şut çekmeyi bilmiyor demiş. Bah oynasın. Bah daha iyi demiş. Selim 55 isimli izleyicim. Bu ligde atan da tutan da iyi olacak. Yalnız atanı beslemek iki orta saha bir sağ kanat da şart. Başkan artık göstersin ağırlığını. Bıraksın 3 kuruşa 5 köfte yemeye vesile demiş. Yine Metin Öz, başkana sakat hurda oyuncuları aldıranlar zerre kadar utanma duygusu yok. İhanet edenler çok fazla. Başkan çok oyuncu alacağı, çok yetenekli, kreatif, ahlaklı oyuncuları almalı. Eze'yi istiyoruz demiş. Yine Cihan Alçı, Sheldon boş transfer. Sheldon boş transfer demiş. Yani Can 1965, Ali Ülgen'e verilecek ceza kendisini kulüpten göndermek olur. Zaten iyi oynadı, yok arkaya. Adam kaçırıp duruyor demiş. Evet, yorumlar bu şekilde Can. Neler söylemek istersin bu transferlerle alakalı? Yani yorumlarla gerçekten alakalı. Heyecanlı. İnsanlar çok farklı yorumlar çok farklı, var gerçekten. Heyecanlı. Bu heyecanı ben kabul görebilir bir şey. Çünkü başarıya aç bir şehir var gerçekten. Herkes geçmiş. Gündeme gelen isimlerin fotoğraflarını da ekrana verelim yönetmen arkadaşım, rica edeyim ya teker teker. Geçmişte yapılan hatalar, geçmişte yapılan hatalar da bir daha bu hataların yapılmaması ve yeni transferlerden beklentilerin büyük haline getiriyor. Bir daha yapılmayacağını umarak. Kimini bana haklı geliyor, birçoğu haklı bence geçmişte yapılan transferler konusunda. Gelen transferleri de görelim. Biraz ön yargıyla bakmak istemiyorum konuşulan isimlere, transfer edilecek isimlere. Yani bizim şu transferlerde hata yapma lüksümüz yok. Denecek. Yapmamamız lazım. Çünkü ciddi anlamda takımdan eksilenler var. Devre arası transferler için söylüyorsun hata yapmama riskini. Şu an yani, şimdi devre arası transferlerde evet. Şöyle bir handikap var. Şimdi çoğu tabii ki takımlar iyi oyuncuna bırakmak isterler mi? İstemezler. Evet, istemez. Yani devre arasındaki aslında gerçekten zordur devre arası çok transferlerini zor, gerçekleştirmek diye düşünüyorum. Hatta Cafer Aydın demiş ki yeni transfer ne zaman açıklanır demiş. Bu hafta içerisinde başkanımıza görüşme sağlamış. Cuma'ya kadar büyük bir bölümü bitebilir. Dün Başkan Yüksel Yıldırım'la bir görüşme gerçekleştirdik. Samsunşehirgazetesi.com.tr'de de var hatta haberi.
bu hafta içerisinde transferler açıklanacak diyelim. Evet, ekrana gelen isimler bu. Tsunami Hannover'de forma giyen ama gündemimizde yok. Yani ismi geçen oyuncudan biri. Gaziantep FK'daydı. Gaziantep FK'da giymiş. Hatta bununla alakalı gelen bir bilgi vardı sevgili izleyenler. İşte acaba Almanya'da işte ırkçılıktan dolayı oynamıyor diye böyle bir bilgi dolaşmıştı bana. Bugün sosyal medya sayfamda da paylaşmıştım bununla alakalı bir iddia diye. Bir 6-7 aydır kendisi şu anda forma giymiyor bu oyuncunun. Ama bizim Samspor'un gündeminde yok sevgili izleyenler. Evet, geçelim arkadaşlar. İşte Sheldon Bateau. Samspor'un gündeminde. Evet, görüşülen isimlerden bir tanesi. Hatta takımının devre arası kampına da katılmadı. Büyük ihtimalle Samspor forması giymeye yakın diyorum. Bakın, büyük ihtimalle kesinlik asla koymuyorum. Çünkü az önce Ramazan Bey uyardı. Etiklik bakımından doğru değil dedi. Kulüp açıklamadan sizin açıklamanız doğru değil dedim. Biz de o şekilde gerçekleştiriyoruz. Kırmıyoruz izleyicimizi. Evet, geçelim. Savunmacı bu arada Sheldon. Sheldon. Fotoğraf da çok iyiymiş ha. Can, yani gerçekten. Sheldon'un fotoğrafını az önceki, evet, Atabey Çiçek. Biz de TFF 2. Lig'de forma giyen gerçekten beyaz karakterli, birlikte, düzgün bir oyuncu. Tabii ki oyun anlamında, performans anlamında beğenen de var, beğenmeyen de var. Samspor'a gerekli diyen de var. Diyelim. Gelmesini isteyen de var, istemeyen de var. Ama Atabey Çiçek de görüşülen isimlerden bir tanesi. Atabey Çiçek de Samspor formasını giymeye yakın diyebiliriz. Evet. Yorumun var mı Can? Atabey konusunda geçtiğim... Bir fotoğraf daha var mıydı arkadaşlar, yönetmen arkadaşım sana? Bizim geçmiş yıllarda TFF 2. Ligi'nde formamızı giymiş bir oyuncu. Tamam. Atabey karakterli, düzgün bir karakter olduğunu biliyorum. Özveriliydi bizde olduğu sürece. Zannedersem bize de Başakşehir'den kiralık gelmişti yanlış, evet, hatırlamıyorsam. Evet. Şu anda hala Başakşehir'in oyuncusu. Sözleşmeli oyuncusu. Bizden gittikten sonra bir sezonu Belçika 2. Ligi'nde Westerlo'da geçirdi. Bildiğim kadarıyla güzel de bir performans sergiledi. 15 golle sezonu tamamladı. Bu sezon başı Başakşehir'e döndü. Sezon başı kampını Başakşehir'de geçirdi. Orada kupa maçında oynadı. Birkaç maça da sonradan girdi. Oynamadı desek yeri var ama ben bu konuda çok, yani şöyle diye izah edeyim. Tomane varken Atabey alınır mı? Yani orada yarı yarayayım ben de. Atabey gerçekten düzgün bir çocuk. Düzgün bir karakterli. Elinden geleni yapar. Özverili de oynar bu takımda. Yararlı olur mu? O konuda biraz kafamda soru işaretleri var. Ama ben çok da negatif değilim Atabey konusunda. Çünkü Tomane ile tarzları aynı diyebiliriz. Ama bu ligi bilen, bu ligde Ümraniye forması giymiş, Adana Demirspor forması giymiş bir futbolcu. Neden olmasın? Ben başarılı olacağını düşünüyorum yani. Ama kafamda soru işareti de yok değil Atabey konusunda. Selim 55, Fofana sprint sol açık ama adam orta sahadan top gelmediği için kendi gidip alıp geliyor. Haliyle 18 çevresinde istediğimiz kıvraklığı maç boyunca gösterebilecek gücü kalmıyor. Acil orta saha lazım demiş. Samet Akgüz, Samspor forvet transferi yapmazsa şampiyon olmaz, şansı sıfır demiş. Can 1965, hata yapma lüksümüz yok, yine hata yapılıyor. Sheldon kim bulduysa maçlarını izlemiş mi? Maçları, yediği kartları, yaptığı savunma hatalarını, böyle bir şey olamaz demiş. Yine Samet Kutbay demiş ki Atabey'den vazgeçilebilir. Umut Nahir Giresun'a onu transfer edersek Atabey gelmeyecek demiş. Samspor isimli izleyicimiz Adan Demirspor fan Padipa'yla Eze'yi alsaydık geçen sene bu sene Süper Lig'deydik. Boş adamla dolduruyoruz demiş. Yani var ya, şu Padipa konusunda gerçekten katılmıyor değilim. Geçtiğimiz yıl gerçekten Adana Demirspor'da güzel bir performansı vardı. Sezona da hatta Adana Demirspor'la başladı. Ardından Eyüpspor'a geçti. Yani bu ligin bence iyi oyuncularından biri. Gerçekten takımımızda görmek istediğim, olmasını istediğim bir oyuncu olurdu. Kesinlikle. Padipa. Evet.
Serhat Aslan Hoca yapılan transfer ilk 11'de olacak dememiş mi? Tabii ilk 11'de nerede oynayacak demiş. Evet, hocamızla bir yapılacak. Evet. Böyle bir açıklaması vardı. Belki çift forvet oynar. Neden olmasın ama bence yan yana oynar mı? O da soru işareti. Kesinlikle. Mustafa Bodur. Abi özledik Akbet Üzenke Ofeo'du. Her ne kadar boş kaleye kaçırsa da Ekikyo Fofana bunların birazını karşılıyor. Fofana gibi kanat daha olsa 10 numara olur demiş. Olur, evet. Samet Kutbay, Erol Çınari'yi Milinovic'e öneren menajer kimse parasını ona ödesin, yollasın başkan demiş. Cafer Aydın, bize hızlı forvet lazım, Atabey Tomane gibi demiş. Mustafa Budur, yine Eze'yi alamaz mıyız? Soner Gün'e dolu para verdik. Başkan bu transfer için kesenin ağzını açamaz mı demiş. Evet, tabii ki söz burada yönetimde sevgili izleyenler. Yani parayı verecek olan, transferi şu anda gerçekleştirecek olanlar, onlar tabii ki bize kalsa belki biz çok çok farklı isimler de hani işte şu listeye koyarız, bunlara transfer etmemiz gerekir ki sizlerden gelen isimler var. Gerçekten araştırılmış, bakıyor işte izliyorsunuz hemen YouTube'dan, isim bir isim çıkıyor, hemen araştırıyorsunuz YouTube'dan, bakıyorsunuz oyuncunun performansını, istatistiklerini hemen çıkartıyorsunuz. Bu güzel bir şey gerçekten. Yani şu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum. İşte eleştiriler var Shelton Batu'ya da. Çok benim izlemediğim bir oyuncu. Ama Belçika 1. liginde oynuyor. Transfer olur ya da olmaz. Mekelen takımı 6. sırada, baktım biraz. Tamam, ligin fazla gol yiyen takımlarından biri ama Belçika ligi de gol sayısı ortalaması düşünüldüğünde çok gol alan bir lig. Hollanda ligi gibi, Fransa ligi gibi kısır geçen bir lig değil. Bu konuda da çok negatif yorumlar var. Yorumlara biraz sen de okurken dikkat ettin. Ön yargılı yaklaşmamak lazım çok. Bizim ligimizde belki tutabilir, tutmayabilir ama en önemli olan Fuat Hoca evi Belçika'da. Bu ligi iyi tanıyan, Belçika ve 1. 2. ligi iyi tanıyan bir teknik adam. O yüzden biraz o konuda kafam benim rahat. Transferi gerçekleşirse. Mesut Aksu demiş ki, iyi yayınlar dilerim. Milinović gitmeyecekse bari güvenlik sertifikası çıkaralım, tesislerin kapısını dikelim, bir işe yarasın demiş. Yani izleyeceğim tabii esprili yorumlarda var, tepkili yorumlarda var diyelim. Yani haklı tepkiler yani, gerçekten. Ya tabii ki şu yoruma ya, hiçbir şey diyemezsin bu, yani. Bunu şimdi senden duydu bunu Samsun kamuoyu, Milinović'te fıtık olayını diye. Fıtık evet. Olayını. Ya bu adam gelirken sağlık kontrolünden geçmedi mi arkadaş? İnsanların aklına bunlar geliyor. Bu fıtık olayı bir günde, iki günde olacak bir iş değil. Biz de bu işin içindeyiz, değil mi? Ya bunu kim getirdi, nasıl getirdi, kim istedi, aracılar kim? Ya akla bunlar geliyor işte. Evet sevgili izleyenler, takımımıza yarın, bugün kamp başladı. Yarın topbaşı yapacak Antalya kampında, Antalya etabında. Burada iki hazırlık maçı oynanması planlanıyor Samsun Spor'un. Daha sonrasında lige döneceğiz. İnşallah yapılacak 4-5 takviye ile de Samspor'umuz daha iyi bir ikinci yarıya başlangıç yapacak diyelim. İnancımız, umudumuz bu yönde. Tabii ki transferlerin gerçekten doğru yapılması bizler için, takımımız için önemli. Yine yanlış transferler, yine yabancı konusunda fıska geçersek yine zorlu bir ikinci devre bizi bekliyor gibi görünüyor diyelim. Evet, basketbolumuza geçelim. Basketbol dolu düzgün ilerliyoruz. Potada lideriz. Gerçekten en son Akhisar Belediyesi'ni deplasmanda 81-77 yendik. Liderliğimizi sürdürüyoruz. Evet. Potanın 12 dev adamını da tebrik ediyoruz. Yürekten, candan, gönülden kutluyoruz. Futbol takımının 3'te 1'inin bütçesini şu anda şu resimde gördüğünüz isimler ellerinden geleni yapıyorlar. Potada bizleri, o şanlı armamızı temsil ediyorlar. Şu anda zirvedeyiz. Emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerliyoruz diyelim. Yine bakıyorum, söylemediğimiz eksik yanlar var mı? Can, bir yandan sen söyle. Tabii, ben basketbola biraz girmek istiyorum. Bu maç gerçekten kritik bir maçtı. Ligin son sırasında olsa bile Akhisar, onların da ligde tutunma adına son maçları diyebiliriz. Dördüncü periyotta maç gitti geldi. Böyle maçlar zordur. Evet. Ama kazanmayı bildik. Çünkü iki tane ard arda mağlubiyet aldıktan sonra bu toparlanma maçıydı. Ama şöyle bir takımın yakından takip etmiş biri olarak konuşuyorum.
Hafta boyunca takım yani as oyuncularımız yani en 5-6 kişi gribal enfeksiyon ve yüksek ateşi vardı. Antrenman yapmadı desem yeri var. Toplu olarak takım antrenman yapmadan gitti Akhisar'a. Ona rağmen güzel bir mücadele örneği üstüne basarak söylüyorum. Takım hafta boyunca hep eksik çalıştı. Yüksek ateş ve gribal enfeksiyondan dolayı. Mutlu dönmek beni gerçekten haftayı kötü geçirmiş bir takım açısından önemliydi bu galibiyet. Evet, anketimizi de sonlandıralım. Anketimizde Samsun Bayancık hangi bölgeye transfer yapılmalıdır sizce diye sormuştuk. Anketimizi de sonlandıralım bakalım. Siz taraftarlarımızın görüşü ne olmuş? Hangi bölgeye en çok? Evet, anketimiz sonlandı. En çok orta saha %41'lik bir oran almış sevgili izleyenler. Daha sonrasında peşinde forvet %37, defans %15, kale %4. Evet, orta sahaya takviye. Sizin gözünüzde en çok Samspor'da orta sahaya takviye yapılması gerekiyor. Bu sizin yapmış olduğunuz bir anket oylaması idi. Teşekkür ediyoruz ankete katılan herkese. Son mesajlarımızı da okuyalım. Yayınımızı kapatacağız. Yine Mustafa Budur. Bizim taraftarımız çok tuhaf. Gençleri oynatın diyoruz. Gençleri oynatıyor hoca. Bunları niye alıyoruz diyoruz. Tuhaf demiş. Evet, bizim bazı tuhaf taraftarlarımız da var. Maalesef. Kurt Mustafa, selam Salim Bey, hayırlı yayınlar. Sosyal medyaya bakıyorum da bir sürü asılsız isimler dolaşıyor ve bazı Samsunsporluyum diyen kişiler dalga geçiyor. Bu takıma Sayın Yüksel Bey sahip çıkmasaydı amatörde oynardık demiş. Ahmet Şen, Samspor demiş. Cihan Alçı, yabancılar boş demiş. Yine Can 1965, kulüp yine yanlış sularda dolaşıyor demiş. Evet sevgili izleyenler. Bu akşam da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlerle dop dolu güzel bir saati geride bıraktık. Gerçekten yorum ve mesajlarınızla yayınımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve alakayla bizleri mutlu ettiniz. Her salı akşamı yine saatler 19'u gösterdiğinde Can'la beraber burada olacağız. Tabii ki sürpriz konuklarımız da olacak. Önümüzdeki hafta programımızda sürpriz bir ismi, telefon bağlantısı ya da stüdyomuzda konuk edebiliriz diyelim. Şimdiden bunun da duyurusunu yapalım. Evet, haftaya salı akşamı saatler 19 gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.